karıştıracağım. Merhaba. Bugün gördüğüm viral olan dıyları kendin yap projelerini deneyeceğiz. Çoğunu zaten sık sık görüyordum ama bir tanesini yeni gördüm ve işe yarayacağına çok şüpheliyim. O yüzden hepsini deniyoruz bugün. Birincisi melamin tabaklar aldım milyoncudan. Bu tıraş kabı. Böyle 3 tane de tabak aldım. Bunları böyle yapıştırıyorlar ve boyuyorlar falan. Sunum tabağı alıyor böyle. İkincisi, çok şüpheli olduğum bu. İşe yarayacağını düşünmüyorum ben. Pet şişe biriktiriyorum kaç gündür. Pet şişeleri kesiyorlar. Vazo ağzı işte kesiyorlar, biçiyorlar falan. Ve üstüne alçı kaplayıp seramik vazo yapıyorlar. Kesmesinde sıkıntı yok, hani vazo görünümü olur ama alçının pet şişeyi tutacağını düşünmüyorum ben. Yani pıt pıt dökülecek büyük ihtimal. Ama yine de denemek istiyorum. Eğer olursa hem pet şişeleri geri dönüştürmüş oluruz ki bu çok güzel bir şey. Hem de evde bir sürü seramik vazo olabilir. Videoda çok kolay gözüküyor ve çok güzel gözüküyor. Ama dediğim gibi inanmıyorum ben olacağına. En kolayıyla başlamak istiyorum aslında ama bir yandan da şu pet şişeyi de hemen denemek istiyorum. O yüzden ona başlıyorum. Kolay olanı bundan sonra alçısı kururken yaparız. Şöyle 3 tane şişem var. Temizledim hepsini. Şu ikisini vazo yapacağım. Vazo ağızlı olacak. Diğerinde böyle seramik çömlek gibi, böyle saksı gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Alçının bir tık daha iyi tutunması için biraz zımparalarsam üstlerini tutabilir diye düşünüyorum. Küçüklerle başlayalım. Yanlış yerden kestim. Neyse. Videoyu bir daha bir izleyip geliyorum hemen. Ya o kadar hızlı geçmiş ki video, tam anlayamadım. Ortadan kesiyor, bir de buradan kesiyor, boyunu kısaltıyor, ağız yapıyor anladığım kadarıyla. Sonraki şişem. İkinci deneme. Biraz daha kısaltıyorum. Tamam, şimdi boyunu kısalttım. Böyle cüce bir şişemiz var. Şimdi ağız kısmını yapıyorum. Ama bir daha bir izlemem lazım videoyu. Yani ben alçı kısmından çok şüphe etmiştim ama bu kısmı zorladı. 1 litrelik şişeye diğer şişenin ağzını yapıyormuş. Çünkü bu kestiğim şey uymuyor yani. Vazoyla alakası yok. Az önce kestiğimi ağzını buna yapacağım ki böyle vazo kıvrımı olsun. Videoda da öyle yapıyor büyük ihtimal çünkü bir sürü yapmış. Küçük şişeye büyük ağzı koyuyor. Bu da demek oluyor ki az önce kesip olmayan şeye bu 5 litrenin ağzını yapıp onu da vazo yapabilirim. Sıra yapıştırmada. Yani vazomsu oldular. Çok şey oldu. Silikonun sıcağından sürekli yamuldular. Ama alçı toparlar diye düşünüyorum. Buna bunun ağzını taktım. Buna da beşliğin ağzını taktım. Hazır silikon sıcakken diğerlerini de bir yapıştırayım. Bunlar dura dursun. Bunu böyle daha çok kek standı gibi biraz daha yüksek olsun istiyorum. O yüzden böyle bir şey aldım altına. Yemek masasında duracak işte ya da mutfakta, tezgahta. Limon falan koyunca güzel durur. Bu da biraz daha farklı olsun diye bir derin kase aldım. Bir de yemek tabağı aldım.
Bunu da böyle yapıştıracağım. İkisini de farklı renge boyayacağım. Sonra normal sıcak silikonla yapıştırıyorum. Zaten cidden bunlar en kolayı. Sadece yapıştırma ve boyaması var. Ortalarına da böyle tam şey marka şeysi var. O yüzden merkezi bulmama da gerek yok. Ölçüleri hiç sevmediğim için direkt yapıştırıyorum. Şimdi sıra alçılamaya geldi. Bir de bunu yaptım. Şuraları çakmakla erittim. Ama çekmedim onu. Alçılamadan önce küçük bir zımparalayacağım. Videoda yapmıyor ama sanki yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum alçı tutunsun diye. Alçıyı hazırlıyorum. Videoda çok böyle sıvı gözükmüyor ama çok da katı gözükmüyor. Çok açıklayıcı. Kafama göre yapıyorum. Bu arada videodaki şey de olabilir. Beyaz çimento da olabilir. Beyaz bir şey sürüyor ama beyaz çimento daha mantıklı olabilir. Alçı hazır. Böyle krem şanti gibi. Orta boyda deneyelim. Hiç inanmıyorum. Alt kısmında şişe oldukları çok belli. Ama eğer bu büyük olan olursa çok güzel olacak. Tam böyle seramikmiş gibi olacak bu olursa. Bunlar kuruyana kadar diğer tabakların boyasını yapayım. Bir boyanın ıhlamur rengini kullanıyorum. Böyle çok güzel grimsi bir yeşil. Hazır altı da yeşilken. Aslında bu boyayı yatak odasında komodinleri yenilemek için kullanacağım ama bunda da böyle bir güzel yeşil olsun isterim. Biliyorsunuz ki artık renk kullanıyorum. Renklerle barıştım. Ve emektar makyaj fırçamla. Oluyor gibiler. Böyle birkaç yerde döküldü ama diğer tarafları gayet sağlam olmuş. Bu sefer direkt elimle dalıyorum. İkinci turu yapıyorum şu anda. Ya özellikle bunda bunun şey plastiği daha yumuşak olduğu için bunda döküldü bayağı ama diğerlerinde hiç dökülmedi daha. Şişe oldukları daha az belli olsun diye şuralara böyle büyük büyük koyuyorum. Daha çok vazoya benzedi. Yani özellikle büyüklere çok uğraştım. Kat kat geçtim falan. 5 kat geçtim toplamda. En sonunda yani küçüğe çok uğraşmadım. Böyle yaptım. Şu güzel oldu bu arada. Ama bunun şişe olduğu çok belli bence. Belki zımparalarsam yarın kurtarır zımpara, boya falan yaparsam. Bayağı zorladı. Bu kadar zorlayacağını tahmin etmiyordum ama şu an bayağı tuttular. Şimdi zımparalayacağım bunları güzelce. Şu şeylere gitsin, sivri kısımları. Burak bunu çok sevdi. Burak'ın favorisi oldu. Benimki büyük olan oldu. Sağlamlıkları hani mükemmel sağlam olmadılar tabii ki ama dokundukça dökülmüyorlar. Rafta falan durursa ya da masada falan yani çok oynanmazsa idare ederler diye düşünüyorum. Yani. Ama tahmin ettiğimden çok daha iyi oldu. Bayağı sevdim. Hatta bu büyüklerden birkaç tane daha yapmayı düşünüyorum. Bunları da boyadım. Bunun boyası zaten kendinden vernikli bir boyaydı. Parlak zaten parladı. Bayağı belli oluyor. Bunu direkt akrilik boyayla boyamıştım. Art Deco'nun boyasıyla. Bunun üstüne şu an verniklemem gerekiyor çünkü soyulabilir her an. İlk gri yapayım dedim bunu. Sonra
biraz da siyah katayım falan derken böyle mavimsi güzel bir renk çıktı. Fırçayla böyle fırça izlerini belli ettim hatta. Önce bunun vernifiyim. Vernin kuruması uzun sürecek çünkü. Bu sefer düzgün fırça aldım. Makyaj fırçamı emekliye ayırdım. Art Deco'nun verniği. Parlak verni kullanacağım. Bunları zımparalamaya başlıyorum. Bir 80'lik P80, bir de P180 var. İkisini de deneyeceğim. Kalın olanla başlıyorum. Aslında bunları ilk yaptığımda böyle hafif kuruduğunda suyla yapsaydım daha kolay olurdu. Hepsini bayağı bir zımparaladım ama tam istediğim o pürüzsüzlükte olmadılar. O yüzden bir kat daha alçı yapmak istiyorum. Bu sefer elimle değil şöyle düzgünce sıvamaya çalışacağım. Çünkü çok böyle parçalar kaldığı için düzleştiremedim zımparayla onu. Şöyle fırçayla daha düz düz yapmaya çalışıyorum bu sefer. Eklediğimden güzel oldular. O yüzden böyle oldu mu tam pürüzsüz vazo gibi olsun diye düzgünce vuruyorum. Makyaj fırçamı emekliye ayıramadım. Bunun şey fırçaları kılları geniş olduğu için bununla yaydırmaya çalışıyorum. Bu kaseye su doldurdum. Alçı böyle yavaş yavaş kurumaya başladı. Tam kurumadan elim suya bandırıp şey yapıyorum. Böyle pürüzsüz daha kolay olacak. Çok yapmışım dış yüzeyini. O yüzden 2 gündür kurumalarını bekliyorum. Şu an artık kurudular ve hepsini renklendirme aşamasına geldik sonunda. Bunu kahverengi tonlarında yapmak istiyorum. Bunu siyah, siyahımsı, grimsi yaparım. Bunu da böyle krem gibi yapmayı düşünüyorum ama hepsini böyle eskitmeli yapmak istiyorum. Alçı nasılsa suyu emecek diye direkt böyle sulu yaptım. En son böyle yavaş yavaş katman yaparım. İlk kat geçtim. Art Deco'nun direkt kahverengi rengiydi. Servo diye bir markanın kahverengi rengi var yine. Ama daha çok böyle bronz gibi. Şu an şey gibi gözüküyor, anaokulu projesi gibi gözüküyor ama hani yavaş yavaş kat ekleyeceğim, eskitme görünümü öyle olacak. Bu daha çok böyle daha soğuk tonlu bir kahverengi. Bunu da yine sulandıracağım biraz, böyle aralara. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Ben küçüğe doğru gidiyorum. Bunu krem rengi yapacağım ama bu sefer tabanını koyu renk yapacağım. Kahverengiyle başlıyorum tabanına. Bayağı sulu yapacağım yine. Az önceki kahverengi boyayı sulandırıyorum. Bunun üstüne kahverengiyle beyazı karıştırıp yine pıt 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 süngerle yapacağım. Şimdi eskitmede en saçma ama en güzel hani son noktaya koyan şey bildiğimiz saksı toprağı, çiçek toprağı. Onu alıp böyle çamur yapıyoruz. Ve bunu böyle sürüyoruz. Elle de olur. Sulu olmayacak, katı olmayacak. Bayağı çamur. Onu her yerine sürüyoruz. Kuruduktan sonra böyle gerçekten eski seramik çömlekmiş gibi bir görüntü veriyor. Çok pembe geldi gözüme. Sonra ben kazıyım dedim biraz.
Kazdıkça böyle desenler oluşmaya başladı. Benim de hoşuma gitti. Böyle bıraktım. Burasında küçük bir yer kazırken fazla şey yaptığım için kırıldı. Ama onu arkaya çevirirsem eğer. Ama çok tatlı oldu bu. Farklı oldu. Beğendim. Güzel oldu. Sonuncuya geldik. Bunu siyah yapacağım. Direkt. Tabanını gri yapıp üstünü siyah kuru fırçayla geçeceğim. Çamur efekti hani pismiş gibi geliyor aslında ama direkt böyle eskitme o antik görüntüsünü çok güzel veriyor. Zaten kurduktan sonra böyle fazlalığını alınca evi falan da batırmıyor. Daha önce denemiştim ben. Hepsini çok beğendim ve iyi ki de yapmışım, iyi ki olmaz dememişim. Siz hangisini çok beğendiniz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Eğer olur da yaparsanız Instagram adresimi yazıyorum. Oradan bana atarsanız ben de görmek isterim. Haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.